Çok sinirli, çok kızgın. Kızları verdiğimizi söyleyemedim bile. İyi ki söylememişsin baba. Çünkü biz daha kızı vermedik. Eli öptürürken iyi. Bugün elini öptüren yarın torununa yanağını öptürür. Susun. Kızları verdiğimizi sakın söylemeyeceksiniz ha. Yarın ben uygun bir dille anlatırım ona. Siz nasıl tenzip buyurursanız babacığım. Kızı. Hı? Sen niye babamın resmini duvardan indirdin? Ya vallahi indirmedim babacığım. Tozunu alıyordum. Melisa gelince yarıda kaldı. Yani çerçeveyi yerde bırakmışım. Gel bakalım bir özür dile ondan. Tamam, bana bırak. Bir yanlış anlaşma olmuş neneciğim. Dedemin fotoğrafını Nurcan değil ben indirdim. Tozunu alıp yerine koyacaktım. Oruç kafa unutmuş. Sana mı kalmış toz almak? Vakit geçsin diye yaptım. Sonuçta senin odan. Nurcan her yeri karıştırmasın diye. Ver elini öpeyim. Al öp bakayım. Senin de el öpenlerin çok olsun. Olacak inşallah. Ay. Ben odamda kalacağım o kadar. Aa, bir dakika. Nenem odasına geçerse biz boşa çıkıyoruz. Salonda yatarsınız ilk günlerde olduğu gibi. Allah Allah. Salonda sadıklar kalıyor ya. Onlar misafir. Alır mı hiç? Bu sırık kim? Benim arkadaşım nene. Nereden senin arkadaşın oluyormuş ha? O annemin arkadaşı bir kere. Ne? Kendi yetmedi. Bir de arkadaş mı yetti bu? Külliyen masraflı bu gelin. Oldu değil mi şimdi akıllı çocuk? Otele gidecek bu sırık. Nineciğim olur mu otel motel? Ya durun telaşa mahal yok. Kurban oldum. Avuç içi kadar narın içine yüzlerce tane sığdırmış. Koskocaman evi biz mi sığmayacağız? Aa baba müsaadenle. Sadıklar salonda kalsın. Duru'yla Dudu aynı oda zaten. Babamlar kasalı odada, damat eski odasına geçsin, biz de normal odamıza. Aa, nedenmiş? Abi sen bizi mi kandırıyorsun? Öyle sığıyor belki. He? Sen ne araya girip beynimin akışını bozuyorsun? Ya susun. Hacı baba, istersen ben oğlanı alıp başka yerde de kalabilirim yani. Ya bizim açımızdan bir sıkıntı olmaz. Olmaz öyle şey oğlum. Siz misafirsiniz. Sen al oğlanı da girin yatır içeride. Eyvallah Hacı Baba. Sadık kendini kurtardı. Ben Dudu'yla kalacağım. Yukarıda mı yatıyorsun sen kızım? He nenem, yukarıda kalıyorum ben. Yürü, gel bakayım sen benden. Dudu, Şakir'i sakın söyleyeyim deme. Tamam dede, söylemem ben. Sen merak etme. Dudu da kendini kurtardı. Üst kat kontenjanı doldu abi. Sami, Canberk. Siz de beraber gidin yatın oğlum. Sefettin, sen de git yat. Ha. Baba, Sevda da gelsin mi? Oğlum sorulacak sorun bu. Ya biz şimdi nasıl yatacağız? Daha önce 4 kişi yattık odada ama şimdi Melisa açıkta kalacak. Kızım, siz Duru'yla beraber yatın. O tek yatakta da misafir kızımız yatsın. Ben ne olacağım? Aa, sen de çardakta yatarsın usta Ali. Havalar nasılsa iyi. Ya çok doğru söyledi. Ben de sandım ki müştemilata bir döşek koyarlar da orada yatarsın diye. Çardak daha iyi oğlum. Hadi, hadi herkes gitsin yatsın. Ses etmesin, dinlensin. Sahura kalkacağız birazdan.
Bana bakın. Kızları verdiğimizi sakın söylemen ha. Baba lütfen çoğul konuşma çünkü biz daha vermedik. Oğlum sen eli öptürmüşsün, ne konuşuyorsun? Herkes gördü. Biz hala vermedik. Şişt. Babacığım kusura bakma, senin lafına da karşı gelmiş oluyorum böyle ama... yani kızın babası olarak buna hakkım var. Vermedik. O veli babasını bulmadan da vermeyeceğiz. Of! Of, sus! Dedenin yanında, densiz. Tamam, sakin. Dişka, hayırlı. Çıkıyorsun gene ya.